Evet arkadaşlar, yeni bir deneme çözümüyle yine beraberiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kaptaki bulunan buza T-0 anından itibaren bir süre ısı verildiğinde buz kütle zaman grafiği şekildeki gibi oluyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi 0T zaman aralığında buzun kütlesinde herhangi bir değişme yok. Isı almasına rağmen buzun kütlesinde herhangi bir değişme yoksa 1. Demek ki hal değişimi gerçekleşmiyor. Yani buz erimiyor. Peki buz ısı aldığı halde kütle kaybetmiyorsa, erimiyorsa buzun sıcaklığı artıyor demektir. Yani buzun 0 santigrat derecenin altında olması durumu söz konusudur. Öncülere baktığımızda 0T aralığında buzun sıcaklığı 0 derecenin altındadır. Bu bakış açısıyla mantıklı görünüyor. Çünkü buz ısı almış ve erimemiş. Demek ki hal değişim noktasında değil. Nerede? Daha aşağıda. 2. Buza 0-3T aralığı süresince ısı verilmiştir diyor. Bu kesin midir bilmiyorum. Şimdi incelediğimizde buz ısı aldıktan sonra buz kütle kaybetmiş. Bakın burada buzun kütlesi azalmış. Kütle kaybı var. Yani buzda erime var. Erime sonrasındaki aşamada, üçüncü aşamada buzun kütlesi tekrar sabit kalmış. Yani erime süreci bir süre devam etmiş. Erime süreci bitmiş. Kapta bir denge durumu söz konusu olmuş. Buzun kütlesinden bir miktarı kaybolduktan sonra kapta hem su hem buz birlikte denge halini yakalamışlar. İşte burada buz ve su, buz su karışımı. Özür dilerim yanlış yazdım. Buz ve su karışımı denge halinde. Denge halinde. Yani bu ne demektir? Bu ancak 0 santigrat derecede olabilir. Bu denge durumu ancak ve ancak 0 santigrat derecede gerçekleşebilir. Peki o zaman ısıtıcı 2T anına kadar çalışmış. 2T anından sonra ısı vermeyi kesmiş anlamına gelir bu. Çünkü denge halinde ısı almaya devam ederse sistem buzdaki erime devam edecek demektir. Ama bu bitmiş 2T anında. Demek ki 0-2T aralığında ısı verilmiş sisteme. 3T süresince ısı verilmiş olduğunu kabul etmiyoruz. 2T, 3T aralığında kaptaki suyun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Evet, bunu zaten demin vurguladık. Bu denge durumudur. Hem buz hem su denge halinde 0 santigrat derecededir. 1 ile 3'ü işaretliyorum ve geçiyorum. Evet, bir kırılma sorusu. PRS saydam ortamlarından bir K ışını geçmiş. PRS saydam ortamlarının kırıcılık indislerinin ilişkisi isteniyor. Hemen en yakın olanları birbiriyle kıyaslayalım. P ve R'yi kıyaslayalım. Normalden uzaklaşılmış bakın. Işın kırılmasaydı çizdiğim doğrultuda gidecekti. Normalden sapılmış, uzaklaşılmış. Normal derken neyi kastediyorum? Bakın şu doğrultuyu kastediyorum. İki yüzey için. Normalden uzaklaşma durumunda demek ki P ortamının kırıcılık indisi, R ortamının kırıcılık indisinden büyük. Bunu büyük notlarımızın arasına alalım. Daha sonra ne olmuş? R'den S'ye geçilmiş. Geçilirken de kırılma olmasaydı diyorum yine. Kırılma olmasaydı şöyle gidecekken ışın normale doğru sapmış, normale yaklaşmış. Normale yaklaşma durumlarında karşı ortam, yani ışığın geçtiği ortam, geldiği ortamdan daha yoğundur. Buradan R'den daha yoğun olan bir S ortamı not aldım. Şimdi iş kaldı. P ve S'yi nasıl kıyaslayacağım? Şimdi burada ben size şunu önereceğim. Sistemi temizliyorum. Önerim şudur. Aradaki R ortamını kaldıracaksınız. K'yı sanki direkt S ortamına geliyor gibi bir doğrultuda çizeceksiniz. Bakın şöyle çizelim. Bunu aldım. Uzayda taşınabilirlik özelliği gibi, vektörlerdeki taşınabilirlik özelliği gibi bir özellikle ışını direkt olarak S ile bitiştirdim. S ortamına gelen bu ışın, K ortamından geliyor gibi davranan bu ışın
kırılmasaydı çizeceğim doğrultu, çizdiğim doğrultuda gidecekken normale doğru yaklaşmış. K ve S arasında S'nin de P'den, özür dilerim, S'nin de P ortamından daha yoğun olduğunu yakalamış oluyoruz. O zaman en yoğun ortam S, daha sonra P ve en az yoğun ortam olarak da R'yi işaretliyoruz. Şöyle bir baktığımızda bu hangi şık oluyor? S'nin en yoğun olduğu, sonra P, sonra R'nin olduğu bir B şıkkı görüyorum. Evet. Geçelim. Şimdi soruya bakalım. İstanbul'daki bir kap içine konulan cisim su içinde şekildeki gibi dengedeyken su yüksekliği H'ymiş. Cismi etkilen kaldırma kuvveti de F'ymiş. Bu deney ekvatorda yapılırsa. Şimdi kaldırma kuvveti cismin batan kısmının hacmi, sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesinin çarpımıdır. Şimdi burada yer çekimi ivmesinde herhangi bir değişiklik direkt olarak eğer batan kısım hacmi değişmiyorsa, sıvının yoğunluğu değişmiyorsa direkt etkileyecektir doğru orantılı olarak. Bir de şunu biliyoruz. Ekvatora doğru inildikçe G azalır. Şimdi G'nin azalması durumunda F'nin yani kaldırma kuvvetinin azalacağını düşünüyoruz. Ancak burada batan kısmının hacminde neler olup bitiyor? Bunu düşünmemiz gerekir. Şimdi onunla ilgili bir eşitliğimiz var. Cisme etkiyen kaldırma kuvveti ve cismin ağırlığı sistem dengede olduğu için toplam kuvvet sıfır olmalı prensibinden eşittir. Buradan V batan D sıvı G olarak açtığımda V cisim, D cisim, G olarak da ağırlığı açıyorum. Şimdi bu eşitlikte G'nin batan kısmın hacmini değiştirebilecek bir durum yok. Çünkü G'den etkilenir bir durum yok. G'nin artması durumunda ya da azalması durumunda bu eşitlikte herhangi bir değişme olmaz. Yani batan kısım hacminde bir değişme olmaz. Bu sabit kalacak. Bunun buradan ispatını yaptıktan sonra eğer bu sabit kalacaksa G'nin azaldığı durumlarda F de azalacaktır. O yüzden H'de batan kısmın hacmi değişmediği için H'de bir değişme olmayacak. F'de bir azalma söz konusu. O yüzden burada Denizli'yi işaretliyoruz. Dördüncü soruya geldik. İç direnci önemsiz üreteçle kurulu şekildeki devrede özdeş KLMN lambalarından hangileri ışık verebilir demiş. Biz potansiyellere birer harf verelim. Örneğin bu tarafa A diyelim. Diğer taraf farklı bir potansiyelde B olsun. A'yı şöyle bakın aktarıyorum dirençsiz olan yollar boyunca. Şu dikkatimi çekiyor. Ne için potansiyel farkı söz konusu değil. İki tane A noktası arasında. N'de herhangi bir akım geçmeyeceği için bir parlaklık söz konusu değil. N yanmaz. Farklı potansiyel noktaları arasındaki lambalar kesinlikle ışık verecektir. Burada AB arasında, hatta şunu da söylüyoruz. KLM lambaların hepsi birbirine paralel. Ve üzerlerindeki parlaklık eşit, hepsi birbirine paralel olduğu için hepsinde V gibi bir potansiyel fark var, üreticim potansiyeli olmak üzere. Böylece hangileri ışık verebilir? KLM ışık verebilir diyoruz. Evet, şimdi O merkezli çembersel yolun K noktasındaki P aracı bir yolunu izlemiş, L noktasına gelmiş, R'de iki yolunu izlemiş. Süratler eşit. Süratler eşit derken, sürat biliyorsunuz, sürat alınan yol ve geçen zaman oranıdır. Alınan yolun geçen yer değiştirme değil bakın. Alınan yolun geçen zamana oranıdır. Buna V diyelim biz. Şimdi P'nin aldığı yolu eğer yarıçapa ben bir R gibi bir değer veriyorsam bir tam da R yarıçaplı bir tam dairenin yani 2 pi R'nin yarısı kadarlık bir değer vermem gerekiyor. Yani 2 pi R bölü 2
gibi bir R cinsinden değeri T sürede tamamladığı T bir sürede tamamladığını düşünelim bunu. Bu dursun. Diğeri için şimdi L'ye ulaşma süresi olarak R aracından L'ye gelme süresine bu T demiş. Ben T1'i T cinsinden ikinci denklemde bulacağım. Diğerinin de süreti aynı ve yer değiştirme derken yani alınan yolda 2R'ye kadar ve T sürede bu oluşturulmuş. Şimdi buradan ben 2πr bölü 2t'yi, t1'i 2r bölü t'ye eşitlersem, pi'yi de 3 alırsam, 3 bölü t1, 2 bölü t denkleminde t1 çekildiğinde 3t bölü 2 yakalanır. Yani ben diğer hareketlinin 3t bölü 2 sürede L noktasına geldiğini yakaladım. Şimdi soruya bakalım. P aracı R aracından kaç t süre sonra L'ye gelmiştir? Yani t1 ile t arasındaki fark soruluyor. T'den ne kadar büyük diyor. 3t bölü 2 idi t1 için verdiğimiz, bulduğumuz değer. Bundan t'nin farkı, yani 1,5'tan 1'in farkı olarak 1 bölü 2 t'yi yakalamış oluyoruz. Çözüme şöyle bütüncül bakılabilir. Evet, şimdi 6. sorudayız. Yalıtkan sapından tutulan yüklü K küresi X, Y, Z kürelerine şekil 1, 2 ve 3'teki gibi yaklaştırılmış ve tutulmuş. Yani sistemler denge halinde. Buna göre X, Y, Z kürelerinden hangileri kesinlikle elektrik yüklüdür? Biz şu bilgiyi de verelim. Şimdi bir mıknatısı ya da bir yüklü cismi yüksüz bir cisme yaklaştırsanız da yük lokasyonundan dolayı, örneğin artı yüklü bir cismi nötr bir cisme yaklaştırdınız. Nötr cismin artı cisme yakın tarafında eksiler, öbür tarafta artılar olacaktır. Yani elektronlar artı yüklü cisme doğru çekilecektir. Aralarındaki mesafenin azalmasından dolayı etkileşim kuvveti büyüyecektir. Yeni durum bu cismin biraz bu cisme doğru, yüklü cisme doğru yaklaşması sonucuyla oluşacaktır. Yani nötr de olsa cisimler yüklü cisimler tarafından çekilirler. Ancak itilme durumları eğer eski hal şuysa, şöyle duruyorsa, kesinlikle cismin de yaklaşan cisimle aynı cins elektrik yüküne sahip olmasıyla ancak gerçekleşebilir. Şimdi bu bilgi üzerine bakalım. Buna gidelim. Hangileri kesinlikle elektrik yüklüdür diyor. Bir defa X, bakın, yüksüz olsaydı K yüklü olduğuna göre ona yaklaşacaktı. K ister artı olsun, ister eksi olsun. O zaman X'in kesinlikle bir yük değeri vardır. X cismi yüklüdür diyebiliriz. Gelelim Y'ye. Y'nin yüksüz olduğunu düşünelim. K tarafından çekilir mi? Çekilir. K tarafından çekildiğine göre bu etkileşim kuvveti Y'nin ağırlığını dengeleyebilir mi? Dengeleyebilir. Böyle bir olasılık var mı? Var. Peki Y yüklü olsaydı da aynı durum söz konusu olacaktı. O yüzden biz Y'nin kesin yüklü olup olmadığı hakkında bir şey söyleyemiyoruz. O zaman Z'ye gelelim. Z zaten bu pozisyon itibariyle hiçbir etkileşim kuvveti olmasa bile bu şekil ortaya çıkar. Z'nin burada yüklü olmaması durumunda da bu cisim bu şekilde dengeye gelirdi. O yüzden bunun için de kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Yüklü, hangileri kesinlikle yüklüdür dendiğine göre sadece X'in kesinlikle yüklü olduğunu söylememiz gerekir. Evet, deneyde elektrik devresine bağlı ampermetrenin gösterdiği değeri 3 farklı öğrenci 3 farklı değerde ölçmüş. Ölçüm aracından kaynaklanan bir sorun olsaydı 3 farklı öğrenci yine 3 farklı değer gösterebilirdi. Bu bir. İkincisi, 3 farklı öğrenci aynı ölçüm aracını kullandığına göre
ölçüm yapan kişilerden yani öğrencilerden kaynaklanan bir sorun da söz konusu olabilir. Çünkü 3 farklı kişi 3 farklı ölçüm yapıyor. Ölçme yöntemiyle ilgili bir sorun olmuş olamaz. Ölçüm aracından kaynaklanıyor olamaz. Ölçüm yapan kişiler burada ön planda. 3 farklı kişi dediği için ölçüm yapan kişiler farklı değerler gösteriyor. Ölçüm aracı burada sapmayı herkes için aynı değerde yapacağı için böyle farklı değerler çıkamazdı. Ölçüm ortamı hepsi için aynı ortam. Aynı sapma gerçekleşmeliydi. Ölçüm sayısı bir sapma her ölçümde aynı değerdeyse bunun ortalaması da aynı değerde bir sapma gerçekleştirmesi gerekirdi. O yüzden C şıkkı akla en uygun olan diyoruz. Evet, şimdi şıkları da şöyle bir görelim. Sonra şekle bir dönelim. Sürtünmesiz yolun K noktasından ilk hızsız bırakılan, duruştan harekete geçen bir enfüteli cisim var. Sistem sürtünmesiz. Cismin buraya geldiğindeki hızı V olsun. Cisim H yüksekliğinde kabul edelim. Ne olmuş? MGH potansiyel fark 1 bölü 2 MV kareye dönüşmüş. Cismin kütlesinin hızında bir değişime etki yapması söz konusu değil diyorum. Şimdi peki buna göre K noktasındaki cisim 2M kütleli olsaydı bir defa V değişmezdi. V yine aynı V olurdu. Peki cismin 2M kütleli cisim ilk hızsız bırakılsaydı L'deki hızı ve kinetik enerjisi ne olurdu demiş. Peki kinetik enerji ilk durumda 1 bölü 2 MV kare iken yeni durumda 1 bölü 2, 2 MV kare olacaktır. V'nin değişmediğini vurgulamıştık. Bakın enerji E iken yeni enerji 2 E olacak. O yüzden enerjiyi katına çıkaracağız, hızı değiştirmeyeceğiz. Bu da Adana'da görülüyor zannediyorum. Evet. Şimdi 9. soruya bakalım. Özellikleri değişmeyen durgun ortamdaki hareketsiz bir polis arabasının sireni. Durgun ortam, araç hareket etmiyor. Frekansı F ise bu F ortamdan etkilenmez. Yani alıcıya ulaştığında da frekans aynı F değerinde olacaktır. Bir defa A'yı eledim, E'yi eledim. Enerji yani şiddeti, bakın şiddeti enerji ile eşliyorum. Şiddet enerji demektir. Bu enerji mesafe ile yavaş yavaş azalabilir. Enerjide kayıp söz konusu olabilir. O yüzden alıcıya ulaşana kadar çıkıştaki enerji bir miktar başka enerji türlerine dönüşmüş olabilir. O yüzden E üssü alıcının algıladığı enerji değeri daha küçüktür. Bu bolu denilebilir. Evet. Şimdi şıklara yine bakarız. Tavana iple bağlı X, Y, Z çubuk mıknatısları. Hepsi birden mıknatıs görülüyor. Y elektromıknatıs demiş. Şimdi akımın çıkış yönüne göre manyetik alan şiddetinin vektörel yönü şekilde gibidir sahil kuralıyla. O yüzden burayı N kutbu gibi, burayı da S kutbu gibi düşünebiliriz. X mıknatısını ittiğine göre aynı kutup olmalı. Yani K'da N kutbu olmalı. Z'yi çektiğine göre Z'de S'den farklı olan kutup olarak N olmalı. Bütün kutuplar yani K, L, M kutuplarının hepsinin de N olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bakın Adana'da var. Evet. 11. soruya geldim. X düzlem aynasına şekilde gibi gelen ışık ışını aynadan yansıdıktan sonra hangi noktadan geçer? Şimdi normali defa yüzeye dik olan doğrultuyu iyi yakalamak lazım. Bakın şu normal. Yüzeye dik mi? Dik. Peki normalle yaptığı açı aynı olacak şekilde bunu şimdi yansıtalım. Oldu mu? Yani şu iki açı eşit mi? Bundan eminseniz doğru yansıttınız demektir. L'ye gelir. Şimdi bunu test edelim. Peki doğru mu yaptık?
Şimdi şuradan bir doğrultu kessem. Şu doğru parçası, şu doğru parçasına eşit olursa açılar da eşit olur. Öyle değil mi? Birden hangi şart var? Şuraların dik olması şartı var. Geometriden bunu benden daha iyi yakalarsınız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi gelelim 12'ye. Şekildeki yatay yolda yatay F kuvvetinin etkisinde cisim teşhis farandaki hızlı şekildeki gibi V imiş. Cismin ivmesi teşhis faranında V'ye ters yönde olduğuna göre demiş. Şimdi bu önemli bir bilgi. V'ye ters bir ivme varsa net kuvvet de ivme ile her zaman aynı yönlü olacağından F'e terstir. Şimdi F'e tersse sistemde kesinlikle sürtünme var. Kesin. Ortam sürtünmeli. Sistemdeki net kuvvet bakın ivmenin yani ivme ile aynı yönlü V'nin zıttına ise F sürtünme F'ten büyük. Peki biz şunu da biliyoruz. Hız vektörü ile ivme vektörü zıtsa yavaşlama var demek. Bu cisim yavaşlıyor. Sürtünmenin etkisinde yavaşlıyor. Ve A ivmesiyle şekildeki bir Newton prensibi, temel prensibi yazılabilir. Teşhir sıfır anından hemen sonra cismin hızı V'den küçük olur. Evet, yavaşlama olduğu için tamamen doğrudur. F kuvveti azalırsa, F azalırsa fark büyür. Farkın büyümesi ivmeyi büyütür. Ama 3 İvmeyi azaltmış. Hayır diyoruz. 1 ile 2'yi burada doğru kabul ediyoruz. Umarım açıklama yeterli olmuştur. Evet, 13. Bir öğretmen buzluktan çıkardığı şişeyi sınıf masasının üzerine koyduktan bir süre sonra şişenin yüzeyinin bulandığını, burada bulanmaktan kasıt buğulanmak olabilir. Bunu söylenmiş olabilir. Öğretmen bu deneyde bu kavramlardan hangilerini anlatmak istemiş olabilir? Yoğunlaşma olabilir mi? Ben olabilir diyorum. Çünkü yoğunlaşma gaz durumundan sıvı durumuna geçiştir. Buğulanma dediğimiz olay buğulanma demiş zaten. Ben bulanma diye okudum özür dilerim. Bu buğulanma olayı zaten yoğunlaşmanın ta kendisidir. Isı sahasıyla ifade edilmeye çalışan bir durum olamaz. Havadaki su buharı zaten gaz halindeki su anlamına gelir. Bu da buğulanmayla yoğunlaşmış demektir. 1 ile 3 burada akla yatkındır. Evet, kütlesi ve sürtünmesi önemsiz pistonlarla P1, P2 basınçlı gazlar şekildeki gibi gergin iple. Gergin demesi bakın şurada bir T'nin, şöyle biraz büyütüyorum. Şurada bir T'nin pistonu aşağı doğru itti. Yani şu noktada P0'dan farklı bir P daha olduğu anlamını taşır. Aynı T alttaki pistonu da yukarı doğru ittiği için yani bu P'ye şöyle gösterelim. Yukarıya doğru bir P daha var demektir. Bu da P2'ye yardımcı oluyor demektir. Dışarıdaki P0'la beraber üstteki P aşağıdaki P1'i dengelemiş ve oluşmasına sebep olmuştur. Diyorum. P2 ile beraber P aşağıdan yukarıya doğru P1'i dengelemiştir diyorum. Peki bakın buradan hemen bir şey çıktı. P0 artı P, P2 artı P denklemi oldu bakın. Yani dış basınç olarak P0'ın P2'ye eşitliği söz konusu. Böyle de bakabiliriz olaya. Şuna ince bir zar gözüyle bakabilirsiniz bakın. Şuraya ince bir zar gözüyle bakabilirsiniz. Çünkü pistonlar sürtünmesiz. İç basınç dış basınca eşit olmak zorundadır noktasında da düşünebilirsiniz. Şimdi bu bilgilerle beraber açık hava basıncı P0 olduğuna göre P0, P1 ve P2 arasındaki ilişki nedir dendiğinde P1'in zaten bakın buradan
ve sıfırdan daha büyük olduğu açık. O yüzden 5K burada akılcı görünüyor. Denemeyi bitirdik. Bir başka denemede buluşmak ümidiyle başarılar diliyorum arkadaşlar.